yemeğimiz ne olsun? Yoğurt, nohutlu patates yemeği. İkinci yemeğim biberli ekmek. Bugün ne yapacağız? Ekolojik bir şekilde nasıl bakım yapabiliriz kendimize? Saçlarımız için bakım maskesi yapıyoruz. Saçlarının uzamasını isteyen, saçlarında dökülme problemi olanlar ilk önce, ikinci tarifim gerçekten bazı problemli bölgelerimiz var vücudumuzda. Bunlardan bir tanesi de dirseklerimiz. Sabunsuz sabun yapacağız. Ya da kuru sabun yapacağız. Böyle bir şey olsa, sürsek, böyle cildimiz beyaz olsa, ayde gibi olsak, pırıl pırıl olsak diyoruz. İşte burada bunun tarifi var. Bak, burada da görüyor musun? Tam ev yoğurdu kıvamında. Bu ev yoğurduyla diyalan atmıyor. Değil mi? Değil. Ev yoğurdunun şimdi cilt şeyini koymayayım dedim. Herkese merhabalar, evime hoş geldiniz. Ya bunlar ne? Tuğba'cığım. Biri prensmiş. Adın ne? Kutay. Kutay. Sen? Alya. Alya. Sen nesin? Prens misin, prenses misin? Prenses. Abin? Prens. Annen? Kraliçe. Baban? O ne prens? Kral. Babalar kral olur. Evet. Değil mi? Gerçekten yani çok Allah bağışlasın, nazar değdirmeyelim inşallah. Bütün ekip olarak bayıldık. Ben Kutay, senin yanakların kendinden zannettim. Meğer alerji olmuşsun. Evet. Ama çok yakışmış sana. Keşke ben de alerji olsam diyesim geldi yani. Ne yedin de alerji oldun? Çikolata. Çikolata mı? O zaman buradan senin yaşındaki arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin bu konuyla? Söyle. Çikolatayı çok fazla yemeyin. Ne olur sonra? Alerji olur. Yanaklarınız kızarır. Sonra arkadaşlarınız sizinle dalga geçer, değil mi? Evet, ama hiç çok yemiyorum ben. Bak, senin zaten hiç kızarmamış. Evet. Çünkü çok yemedim evde. Aman Allah'ım, bugün bakalım nasıl yemeyeceğiz. Çok güzeller. Biz sizi acaba yemeğe böyle bir parça olarak katabilir miyiz? Böyle şuradan birazcık alıp şöyle bir kıt 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 yapıp yemeğe katabilir miyiz? Ha, senin yanaklarından biraz şöyle salça niyetine. İki yemeğin sana ait. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Öğretmenim. Öğretmensin. Bol bol konuşuruz. Sınıfına evet. Selam göndeririz. İki yemeğin var. Neler evet. Yapacaksın? Biri Hatay'ın güzel lezzetlerinden biri biberli ekmek. Bana en çok sorulan, her zaman tarifi merak edilen bir yemek. Diğeri de Antep yöresine ait. Nohutlu, yoğurtlu patates yemeği. Süper bir yemek. O da besleyici. Aynen öyle. Pratik bir heyecanlı yemek. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi biz mutfağa gidiyoruz. Önce ne yapalım? Önce biberli ekmeğin hamurunu mayalayalım. Olur. Haydi mutfakta görüşürüz. Biberli ekmek. Hamuru için yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı su, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, aldığı kadar un. Hataylı olunca yanımda, yani böyle bir mutfakta kokular, zahterler, yani sizin için baharat çok önemli. Evet. Çok da güzel şeyler getirmiş bana. Bu kuru zahter, bu taze zahter, ondan sonra tuzlu yoğurt, fesleğen, kuru fesleğen, nar ekşisi, daha işte birazdan baş biber falan getirmiş. Yemin ederim ağzım şu an şey konuşurken şey sulandı yani. O baş biberi falan o kadar çok seviyorum ki. Tam diyordum ki bu baş biberden mi yapılıyor? Yok, bu normal. Biber salçası zamanında kurutulup annem kendisi yapmış. Peki acı olsun istiyorsak biber salçasını ondan evet, mı katıyorsunuz? Evet. O zaman katıyorsunuz. Hı-hı. Tamam. Efsane. Vallahi diyecek söz yok. Ama biz şu anda biberli ekmeğin hamurunu yoğuracağız. Evet. Sonra yapacağız o soslarını. Başla şekerini evet. Direkt sen. Mayamaz. Hepsini kullanacaksın evet. Galiba. Kıralım suyumuzu. Oy. Bir parçası gitti. Mayalanmaz. O kadar da yeter. Var ya, çeyreği bile yetiyor aslında. Hiç evet. Fark etmiyor. Hele vakit verirseniz. Çok az şeker. Şöyle şekeri, tuzunu veriyorum. Biraz da zeytinyağı kullanacağım. Tuz. Bu yeterli mi sana? Biraz daha koyabiliriz. Zeytinyağın.
Yarım çay bardağı da zeytinyağı. Şimdi aldığı Bunu kadar. Bunu muzu göz kararı da yapabiliriz. Ben sana söyleyeyim. Ölçülü de yapabiliriz. Eli öpülecek bir meslek. Öğretmensin. Evet. Öğretmenim. Nerede? Evet. Kaçıncı sınıf? Ortaokul. Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıfları okutuyoruz. Nasıl? Zor bir dönem değil mi? Tam evet. Ergenliğe giriş. Evet. Ergenlik dönemine genelde o... Ukalalıklar başlar. Evet. Kendini kanıtlama. Bir farklı bir dönem. Ama güzel. Yani artık hani sürekli gördüğümüz... bildiğimiz şeyler olduğu için hani bakışlarından bile anlayabiliyoruz ne düşünür, ne yapar, ne ister. Onları dilinden anlıyoruz artık. Devam ediyorum. Yumuşak bir birazcık kıvam daha, olacak evet. galiba. Evet, hamurumuz hazır. Bunu kapatıyoruz. Ben geldim. Evet. Çok güzel ponçik bir hamurun oldu. Evet. Birazdan biberli ekmeğimize döneceğiz. Bu tarifi alırsanız gerçekten çok mutlu olursunuz. Hani böyle hafta sonları yaparsınız. Evet. Bayağı güzel. Hele bir de Hatay'dan bir şeyler bulursanız evet. böyle soslayacak. Aynen. Efsane bir tarif. Çok severim. Yanına bir de çay yaparız. Evet. Şahane olur. O zaman şimdi biz bunu bekletelim. İlk yemeğimiz ne olsun? Yoğurt, nohutlu patates yemeği. Yoğurtlu, nohutlu patates gelsin. Yoğurtlu, nohutlu patates. 1 kilo dana kuşbaşı et, 4 adet patates, 2 su bardağı haşlanmış nohut, 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta. Üzeri için 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, hasbirotu. Nohutlu, yoğurtlu patates yemeğimiz için. Bu da şey gibi ya böyle ne tekerleme gibi. Evet, yoğurtlu, nohutlu patates yemeği. Şey nedir o? Diksiyon dersi alanlar bilir, bilmeyenlere de hani ben söyleyeyim, ben şaşırmıştım çünkü. Hep tekerleme öğretirler. Bol bol, hızlı. O pick-up, bu pick-up, şu pick-up. Bu duvara badanalamalı mı, badanalamamalı mı falan diye böyle artikülasyonunu o zaman çok geliştiriyor insan. İstersen evet. anlat. Nohutlu yoğurtlu patates yemeğimizin 1 kilogram dana etini haşlayıp, süzüp patateslerimizi de doğrayıp dört tane patates doğradık. Sonra nişastasını alalım diye beklettik suda bir süre. Sonra süzdük ve şimdi ikisini birlikte bir araya getirip suyunu ekliyoruz. Evet. Sonra pişmeye bırakacağız. Aslında benim patatesin nişastasını seviyorum. Yemeğe güzel kıvam veriyor. Çünkü biraz da aslında un falan koyacaksın da kıvam vermek kıvam için. Vermek için. Ama işte eski, çok eski bir yemek olduğu için büyükler öyle yapıyormuş. Evet, suyumuz da üzerine örtecek yeterli. Altını açalım. Şöyle de karıştıralım. Sonrasında nohut ekleyeceğiz. Nohut ekleyeceğiz. Hazırladığımız şöyle güzel harcı var, yoğurtlu harcı. Onu ekleyeceğiz. Kapatalım. Altını da açalım. Gel biz seninle takvime bakalım. Takvim bize ne söylüyor? Senin çocuklar da keyfi yerinde. Hava da güzel. Şu anda babalarıyla birlikte bahçedeler. Walt Disney demiş ki, peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir. Yani biraz şey olmuş tabii böyle. Yok, birazcık ütopik olmuş böyle. Her rüyada gerçek olmaz tabii ki ama yani sen hayal et hepsi gerçek olur demiş Picasso da. Hepsi böyle demek ki bu konuda şey. Erkek ismimiz Tunç, kız ismimiz Mirsan. Bugün Dünya Pilotlar Günü'ymüş. Yapmak istediğim meslektir. Yani böyle uçmayı çok seviyorum. Rüyalarımda falan hep uçtuğumu görürüm. Hakikaten inanılmaz keyif alıyorum. Belki baksana Walt Disney demiş olabilir. Buyur şekerim. Evet, bir yumurta. Bir kase. Daha fazla da olabilir. Süzme yoğurt. Siz tuzlu yoğurt falan çok kullanıyorsunuz. Evet, biz çorbalarda hatta tuzlu yoğurt geçirmişsin yapıyoruz. Ama bu yemeğe olmuyor herhalde. Bu yemeğe olmuyor. Bu yöresel bir yemek olduğu için. Şimdi sen de un katacağız. Bir yemek kaşığı yeterli. Evet, bizim de yöremize ait tuzlu yoğurdu. Normal taze yoğurdu pişirerek ocakta. Normal mayaladıkları yoğurdu pişiriyorlar. Evet, taze yoğurdu pişirerek onu bayağı buharlaştırıp
Eskiden tabii bu kadar şartlara uygun olmadığı için onu saklamak için de kullanırlarmış. Hatta onu güveç kaplarda toprağın altında saklarlarmış. Onun ismi de farklıymış o aslında zaman. Aslında ne kadar pratik bir şey o. Normalde evet. Şimdi bunu birazdan göreceksiniz. Etin suyuna kattığımızda bin bir çabaya gireceğiz evet. Kesilmesin diye. Onun kesilme tuzlu şansı yoğurt yok. Kesilmiyor. Zaten kaynamış kaynayacağı aynen. Kadar. Onu da bizim işte diğer yöreye ait Hatay'ın kendi tarhanasıyla pişirmesi veya işte mantı mesela farklı çok farklı biliyorsunuz Hatay yemeklerin buluştuğu bir yer. Çok farklı evet. Yerlerden esintiler Hatay'a? Var. Çok gidiyorum. Artık tabii çocuklardan dolayı çok fazla gidemiyoruz ama yine de yılda bir iki defa mutlaka. Zaten rüzgar gibi geldin. Yani o kadar çok Hatay'a ait böyle ne dediğim şeyler getirdin evet. Ki hani belli ki sen de seviyor evet, ve kullanıyorsun. Evet, severek yapıyorum ben de. Şimdi bu harcımıza, yoğurtlu harcımıza alıştırma işlemi evet, dediğimiz işlemi aynen. Yapacağız. Ilık, bir 5 dakika yapacağız. İhtiyacımız var o iyice kaynasın diye. Hı-hı. Ondan sonra nohutunu ve bunu ekleyeceğiz. Evet. O arada biz ne yapalım? Günün videosuna bakalım. Günün videosu bence her çocuğun hak ettiği bir şey. Bilmiyorum sen metropol çocuğu mu çocukların yoksa böyle doğa köy çocuğu mu? Hepsi karışık yani. Günün videosuna bakın. Bakalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Zeynep ne yapıyorsun kızım? Tavuk seviyorum. Tavuk da seni seviyor mu? Evet. Kaçmıyor senden değil mi? Kaçıyor ama biraz. Yaş çok. Sen hemen yakalıyor musun? Evet. Ağacı. Birini de seviyor. Bir de yumurta veriyor. Öyle mi? Evet. Sen yumurta sever misin? Ben çok sevdim. Yani bir çocuğun böyle kümesin içinde böyle evet. Tavukla kan kovalamasına bayıldım. Kovalamasına mıncıklıyor evet. Biraz onu sıkıştırıyor ama güzel. Bu tarafa geçiyoruz. Pişen etimiz patatesimize evet. Önce nohutu mu atalım evet. Yoksa önce suyunu mu vereyim? Ben sana yok, vereyim. Önce nohutu ekleyelim. Şunu vereyim olur, eklemeden belki yer kalmaz. Sen hızlı karıştırmayı tamam. Lazım. Bu işlem çok önemli. Birçok kere yaptık ama her seferinde şu an ilk defa evet. izleyen vardır diye tekrar yapıp hı-hı. Söylüyorum. Bu işleme böyle alıştırma evet. işlemi diyorlar. Bu kaynayanla soğuk olan yoğurdun ısısını birbirine evet. eşitliyorsunuz. Eğer yapmazsanız koyduğunuzda an, direkt koyduğunuzda hemen kesiliyor. Böyle şu an konularımızda da tam oradayız. Nasıl? 8. sınıflarda tam denge ısı dengesi nasıl eşitlenir, nerede eşitlenir, ne hadi taraftan ya. Ne tarafa doğrudur. Aslında bak her şeyi kullanıyoruz. Tabii bütün deneyleri mutfakta da kullanıyoruz çok aslında. Çok güzelmiş. Nasıl sadece oldu mu sence? Sadece teorikte oldu bence. Tamam. Bu kepçe de benden olsun. Aha. Ben de bunu ekleyeyim. Bu evet, nohut çok gibi. Evet yarısını. Az mı suyu biraz yoksa biraz kıvam su olarak belki de çok güzel olabilir ama. Evet aslında kıvam olarak bu şekilde de olur ama biraz daha sulu. Bak kat bakalım sonra tamam. ihtiyacımız olursa tamam. Katarız. Ben şimdi sana yavaş tamam. yavaş katıyorum. Burası da önemli. Sen de karıştırırsın. Evet. Kaynayana kadar da herhalde bırakmayacağız. Evet. Bak iyi geldi. Güzel oldu. Evet. Devam edeyim mi? Biraz daha ekleyebiliriz. Evet. Tam bir hasta yemeği. Gerçekten evet. Hani şöyle bahar aylarında da böyle maalesef çok şey oluyor ya. Vücut evet. alışamıyor evet. herhalde. Bir sıcak, daha bir soğuk. Çok kışın tercih edilen bir yemek ama bahar aylarında da devam eden o hastalıklardan dolayı bahar aylarında da güzel olur. Çayını da ihmal etme. beklerken etimizi böyle küçük bir sohbet ettik. Eşi de burada aslında konuğumun. Evet. Ama ekrana çıkmak istemedi. Biz de zorlamadık. Öyle arada kamera arkası sohbet ettik. Evet. Çok güzel bir ailesiniz. Allah ederim. Tamamını erdirsin tamam, inşallah. Uzun yıllar birlikte olun. Çok gerçekten uyumlu bir çiftsiniz. Çocuklarınıza da yansımış. Teşekkür o zaman tarifimiz bu kadar. Kaynıyor, evet, kapatıyoruz. Sadece daha sonra üzerinin yağla, evet, tereyağı tamam. yapacağız. Şimdi diğer yemeğimizin de hamuru hazır. Önce siz tarifimize bir kere daha bakın. Biz de diğer yemeğin hazırlığını yapalım.
İkinci yemeğim biberli ekmek. Biberli ekmek. Hamuru için yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı su, 1 paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, aldığı kadar un. Üzeri için 150 gram lor peyniri, 150 gram tulum peyniri, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı zeytinyağı, kuru fesleğen, susam, kuru zahter. En çok sorulan, hı hı, en çok merak edilen yemeğimiz. Evet. Tabii bizim orada tandırda normalde yapılan bir yemek. Ama biz bunu orada her zaman tandır bulamadığımız, hı hı, için dışarıda olanlar özellikle kendimiz hamur mayalar ayarak da yapabiliyoruz. Zaten yani kötü olmasına evet, imkan yok. Malzemeler efsane. Soğan, aynen, maydanoz burada. Normalde biz tulum peyniri kullandık ama çökelek bulabilseydik çökelekle çok daha güzel bulurduk. Olur. Bulurduk. Bulmuyorduk. Vallahi bulurduk. Ya, çok olsun, güzel olurdu. Tamam şey tulum olsun. Lor peyniri de hani yine o tadı verecek. Ben evde de öyle yapıyorum. Çökelek bulamıyorum, hı-hı, mesela Ankara'da. Tulum peyniriyle lor peynirini ya da başka peynir çeşitleri de zevkimize göre ekliyoruz. Katılabilir. Her türlü katılabilir. Çörek otu direkt birleştirelim istersen evet, malzemeyi. Evet. Soğanımızı ve maydanozumuzu. Şöyle 150 gram kadar evet, çökelek, bulun çökelek çok zor değil. Hani bulunabilir bir şey. Yöresel özellikle satan yerlerde. Hı hı. Lor peyniri yine 150 gram. Hı hı. Şöyle bir kaşık susam, evet, kavrulmuş susam. Evet, bu kuru zahterimiz. Normalde tazesini kullanamıyoruz çünkü acı bir tat, evet, verebiliyor. Zahterin her türlüsü Hatay'da çok fazla kullanılır. Her yemekte de vardır. Et yemeklerine dahil kullanabiliriz. Biz de o yüzden işte salamurası, kurusu, tazesi her çeşit her yemekte değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama bu yemekte özellikle ben doğal bir şekilde kendim göstermek istiyorum. Öyle yaptıkça da kokusu da çıkıyor, evet, değil mi? Evet, kokusu da, hı-hı, lezzeti de daha bir ortaya çıkar. Tazesinin salatası çok güzel oluyor. Yani biraz, evet, damak tadı alışık olmayanlara acı bir acı salata gibi. Yani böyle çok lezzetli bir salata değil ama ben çok seviyorum. Hani bir de taze ot olduğu için. Evet. Sizin çok için vazgeçilmez. Bak kurutmuşsun. Salamura, evet, getirdin. Tazesini, evet, getirmişsin. Biber yeter mi? Biraz biber daha ekleyeyim. Biber biraz daha ekleyebiliriz. Hepsini ekleyeyim o, evet, zaman. Normalde baş biberle de yapabiliriz. Bu da kuru fesleğen. Bunu da hani isteğe bağlı konmasa da olabilir, olur, ama olur, biz seviyoruz. Evet, güzel oluyor. Hatta domatesin kabuklarını kurutup onunla dahi yapılabilir. Domates kepeği dediğimiz, o da çok faydalı. Zeytinyağımız. Onunla da yaparlar. Çok eskiler daha çok yaparlar onu. Biz de yapamıyoruz. Onu ben kendim hani, hı-hı, denedim ama kurutmayı da başaramadım. O işte onu döverlerdi normalde. Taş şeylerin içine dövüp domates kepeği haline getirip onunla da yaparlardı. Bunun çeşitleri var. Biliyorum aslında galiba, biberle ya, ekmeği. Anladım ben onu. Pul biber gibi kullanıyorsunuz, hı, değil mi? Evet, evet, onu tamam, da yine bunda. Yeter mi yağ? Biraz daha. Elle direkt karıştıracak, karıştıracağım. Mısın? Tamam. Kaşıkla da olur. Ya Hatay'da her Hatay'la ilgili bir şey olduğunu anlatıyorum ama sizin için baharat çok önemli. Çok aslında hani mutfağınızın bu kadar iyi olmasının en önemli, evet, sebeplerinden biri o. Baharatlı. Her şey taze kullanıyorsunuz. Mesela karabiberi, evet, asla Hataylılar gidip toz olarak almaz. Kimyonu almaz. Evet. İşte aklıma gelmedi ama hani, evet, hepsinin tohumunu alırlar kendileri. Öyle bir şeyde de çekmezler. Havanla tak döverek, tak tak, evet, tak döverler. Biraz daha yağ istiyor. Böyle vıcık hani sürülebilir kıvamda olmalı. Yayılabilmesi böyle bir için. Su bardağı kadar yağ, evet, gitti. Evet. Zeytinyağıyla daha güzel olur ama hani sıvı yağ da tercih edilebilir. Evet. O kokusunu bazıları sevmiyor. Özellikle Hatay'ın zeytinyağı zaten biraz daha kokuludur. Aroması, asit oranı yüksektir. Şimdi sen böyle elini falan bulayınca senden sonra Erkan Şamcı bizimle birlikte olacak. Sevgili Erkan Şamcı. Çok seviyorum onun geldiği günleri. Bir kere enerjisini çok seviyorum. Hani böyle şey neşe katıyor evime. Çok da güzel bir elektriği var. Bugün bize ekolojik olarak evde bakım kürleri gösterecek. Mesela böyle cildinizde lekelenme varsa onunla ilgili bir karışımı var. Şöyle dirseklerde, dizlerde böyle bir puturlanma varsa, kuruma varsa onunla ilgili bir şey gösterecek. Aklıma gelmiş saç maskemiz var. Ne var Rahşan başka?
Sabunsuz sabunumuz var mesela. Egzama hastaları için bir karışımı var. Sabunsuz sabun hani böyle çok hassas ciltliler için efsane bir tarif. Kaçırmayın derim. Tamamsın evet, tamamen galiba evet, sen. Bitti. Şimdi hazır hale geldi onu ben elimle. Çayın kaldı alıyorum artık. Hı hı. Ellerini yağlarsanız daha da kolay evet. Hakim olabiliyorsunuz. Yapışkan bir hamur çünkü. Evet. Ben de yapayım mı? Olur. Sen de göster bana, ben de yapayım. Evet, ben ilk evlendiğim zamanlarda mayalı hamur yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü mayalanmaz, olmaz diye misafirlerime iki menü belirlemiştim tuzlu olarak. Biri yufkalı, buzluk böreği. Bak bir şey söyleyeyim, çok acayip bir taktik söylüyor şu an yeni evlenenlere. Misafir çağıracaksanız evet. Bir daha söyle bu evet, kısmı. İki tane yani tuzlu olarak iki menü belirlemiştim, yufkayla yaptım. Biri buzluk böreği, en kolayından yufkayla sarıp. Biri de sarma sigara böreğine benzeyen işte fırında pişirilen. İki tane şeymiş, ikisi de hamurmuş. İkisi de tuzlu olarak yani salata ve tatlılarda farklı şeyler yapabiliyordum yine işte sütlü tatlılardan falan ama hamur mayalı herhangi bir tarif yapamadığım için onları tuzlu yerine direkt oturtuyordum. Her gelen sırayla birine birine diye o şekilde devam ettim. Sonra baktım olacak gibi değil güzel artık. Güzel ben zekiymişsin. O artık olacak gibi değil. En güvendiğin şeyi yapmışsın evet. Sonuçta. Sonra zamanla bir iki defa tabii tutmadı. İşte istediğimden daha sert, daha yumuşak. Ama sonra baktım ki o kadar zevkli, o kadar kolay bir şeymiş ki. Yani tabii çocuklarla birlikte biraz daha gelişti. İnsan anne olunca zaten. Kendini geliştirme evet. Gereği hissediyor. Oldu. Evet. Çok güzel oldu. Günün fotoğraflarını unutmadan hemen söyleyelim ve yayınlayalım. Sizlerden gelenler, sevdikleriniz, aralarına böyle isimlerini yazın. Videolara falan isim yazmayı unutuyorsunuz. Öyle yayınlamak zorunda kalıyorum. Farklı şekillerde de yapılabilir. Nasıl? Böyle şey kayık falan tabii. Yapılıyor mu? İsteyen yapabilir yani. Sen Antep kızısın değil mi? Antepli. Antep nereden çıktı? Antep'e selam olsun. Antep andı beni. Hatay şey yaptığımız kızısın. Demek Antep yöresine aitti ya. Olabilir. Birinci yaptığımız demek ondan dolayı. Eşin Hataylı mı? Eşim Kayserili. Nasıl evet. Bir ara geldiniz öyle? Bizim bir farklı bir hikayemiz var. Eşim ilk görev yeri olarak benim memleketime geliyor. Orada bizim babaannelerimiz tanışıyor. Ve babaannelerimiz tanıştıktan arkadaş sonra... Arkadaş oluyorlar. Evet, aynen. Ondan sonra bizi tanıştırmak için bazı girişimlerde bulunuyor. Ufaktan ben o zaman, bir görücü usulü. Evet, ben o zaman Sivas'tayım. Ama daha sonrasında tabii hani gerçekten uyum sağlayıp... Yani hiç kimse de inanmaz bizim görücü usulü olduğuna. Hani ama tam görücü usulü sayılmıyor. Olmuyor, işte. Evet. Birbirinizi yani beğendiğiniz için evet. İlerlemişsiniz. Evet, aynen. Öyle oldu. O şekilde devam etti. Babaannelere bak. Ailelerimizde. Eşmemişler. Senin kıza bizim çocuğu alalım demişler. Bastıracak mısın üstlerini biraz çok daha? Çok da gerek kalmadı aslında. Orada yaptık değil mi? Hı-hı. Şöyle bir kontrol et istersen. Evet. Şöyle bir düzenleyelim. Düzeltebiliriz bazıları. Çok güzel bir kahvaltılık. Evet. Akşam çayı, beş çayı. Üstlerine yağ döküyor muydun? Yanlış mı? Yani çok az evet. Biraz daha zeytinyağı ister. Şuradan ama... istersen hı-hı, şöyle batırıp. Yemeyin diyor uzmanlar da biz bunu evet. Yemeden nasıl bizim duralım? Bizim yemeklerimizde. Bunu nasıl duralım yani? Vallahi ya hiç o kadar çekici ki. Bence iç harcıda çok faydalı yani. Evet. Ayrıca da bizim diyetisyenimiz Çağatay Demir...
mutlaka karbonhidrat alınması gerektiğini savunuyor. Yani mutlaka ekmek yiyin diyor. Dengeli eğer tam buğday unuysa falan. Dengeli bir şekilde eğer kontrollü olabiliyorsanız bir dilim iki dilim yiyebilirsiniz diyor. Ama ben yine de yemeklerime yağ azaltmaya çalışıyorum. O da ayrı bir olay. Kaç derece yapıyoruz? 180 derece. Biberli ekmeklerimiz 180 derecede pişsin. Tarifimizi izleyin. Bizim biraz daha hamurumuz ve biberimiz var. Biz biraz daha çalışalım. Sonrasında sunumlar. Sonrasında da Erkan Şamcı. Nursel'cim çorbamız çok güzel olmuş. Kıvamı çok iyi oldu. Evet. Şimdi bir de burada azıcık şöyle kay. Birazcık şöyle tereyağı yarım kaşık. Altını da kapadım açayım tekrardan. Birazcık da böyle zeytinyağı. Amma zeytinyağı kullanmışız bugün. Evet. Aslında ne dedin bunu hasbiri? Evet yakıp da. İçine koyabiliriz ya da tercihe bağlı üzerine direkt de atabiliriz. Sanki biz birazcık çok... kızgın olursa evet. Ya hafif kokusu da rengi de daha çok çıkıyor. Evet. Ben de birazcık böyle şey yapmayı seviyorum. Sıcak yağ atmayı. Çok da ısıtmayacağım ya. Evet. Biberli ekmeklerimizi çıkardık. Mutfak inanılmaz kokuyor. Çok misafir ağırlar mısın? Evet, gelinim gidenim olur. Seviyorum yani arkadaşlarımla da çok fazla böyle muhabbet edip işte bir arada olmayı. Daha doğrusu yaptıklarımı yedirmeyi çok seviyorum. Tamam, bu kadar. Tencereyi şöyle bırakabilirsin. Biberli ekmeklerimizi de alalım. Evet, bize şimdi bayağı ayrı kaldığımız dönemlerde olduğu için gerçekten bizim ilişkimizdeki belki de püf noktası da bu oldu aslında. Nasıl? Ayrı kalmak işe mi yaradı? Hayır. Birbirimizi daha çok anlamaya, tamam işte bağlanmaya yani. Belki neden oldu. Hani tatlı gelirmiş ya uzakta olan. Öyle ara ara ayrı dönemler geçirdiğimizde hani daha tatlı, daha güzel muhabbetler olabiliyor. Kıymet biliyoruz. Kıymet biliyoruz, evet. Güzel iki tane yöresel yemeğimiz var yine. Umarım tarifleri almışsınızdır. Var mı selamın? Hemen Recep'e evet, gönder. Evet, biraz uzun selam aslı olabilir. Başta Antakya'da yaşayan annem, babam, kız kardeşim, abim, eşi ve Antakya'da Yayladağ'da bulunan bütün akraba, eş, dost, değişik yerlerde bulunan kuzenlerim. Eşimin ailesi Kayseri'de, annemiz, babamız ve büyük babaannemiz. Çok kalabalıktır onlar. Evet, çok değerliler. Hepsine selam olsun tüm arkadaşlarımıza. Burdur'da çok sevdiğimiz, hani akrabadan öte, arkadaştan öte dostlarımız var. Onları çok seviyoruz. Onlara da selam olsun. Ve de en son Ankara'da öncelikle eşimin bütün iş arkadaşlarına hem teşekkür ediyorum. Çünkü onu mutlu gönderiyorlar evimize. Ve ayrıca hepsine selam gönderiyorum. Kendi okuluma. Ben de tam onu hatırladım. Evet. Velilerine. Velilerime.
olmazsa olmaz öğrencilerime, onların her biri bizim için bir gelecek vaat ediyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Ortaokulu'nda çalışan bütün personel, idarecilerimiz, okul müdürümüz ve bütün birbirinden değerli öğretmen arkadaşlarıma, zümrelerime, oğlumun ve kızımın okulunda tanıdığımız değerli dostlarımıza, Uzun bir selamımız. Evet, nasıl aklına tuttun hepsini, onu merak ettim sen. Hepsi çok değerli. Hani hepsi benim için çok değerli. Bitti mi? Bitti. Bak küsen olmasın sonra. Yani o kadar. Düşün bir son kez. Hepsini çok seviyoruz. Çok eğer değerli. Unuttuğu varsa da affetsin. Evet. Gerçekten gördüğüm en özverili selamdı gerçekten. Hepsini böyle hatırlamaya çalıştı. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığın teşekkür için. Ederim. Çocuklarım burada bekledi. Evet. Sen de yemeğini yaptın bize. Şimdi en sevdiğimiz konuklarımızdan bir tanesi Erkan Şamcı bizimle olacak. Evde herkesin yapabileceği malzemelerle ekolojik bir şekilde bir sürü çözüm önerisi var güzelliğimize dair. Hadi davet edelim, gelsin. Evet, en sevdiğimiz konuklardan Erkan çok Şamcı. Çok teşekkür ederim. Sen gelince böyle bir triplere giriyorum. Ay neremde neyimi beğenmeyecek, neremi bulacak? Yani sürekli böyle enteresan bir şekilde aslında beni böyle kusur bulucu zannediyorlar ama benim bulmaya çalıştığım kusur şöyle şeylere dikkat ediyorum. Hani yanlış bir şey varsa onu doğal ekolojik olarak evet, nasıl değiştirebiliriz seni diye. Seni çok kaldım. Seviyoruz. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok seviyoruz. Çok seviyorum. Ekonomik bir şekilde hayatıma girdiğinden beri hemen ben de böyle senin şeylerini satmaya başladım. Aa öyle yap falan diye. Gerçekten çok etkili çünkü. Bugün ne yapacağız? Ekolojik bir şekilde nasıl bakım yapabiliriz kendimize? Çok para harcamadan. Hem çok para harcamadan hem de sağlığımızı bozmadan. Evet. Çünkü güzellik için kullandığımız malzemeler, bunlar işte kozmetik malzemeler diyoruz. Onların içerisinde de doğrusunu istersen neler var neler var. Ama bizim masamızda da neler var neler, neler var. Aslında onlardan çok, çok daha etkili olabilecek. Evet. Püf noktamız var. Belki o senin çok seviyorum buradaki panonu. Evet. Belki altına da şöyle yazmak evet, lazım. Yemediğiniz, içmediğiniz hiçbir şeyi yüzünüze de sürmeyin. Ay onu şimdi pek uyamıyorum. O yüzden yazamıyorum. Hani anladım. Uymadığım oluyor, bu sefer kendimle çelişiyorum. O yüzden yazmıyorum. Belki, aklımıza bunu yazsak ne? Yani evet, bir şeyleri sürdüğümüzde. Evet. Çünkü en büyük ağzımız aslında cildimiz. Çok doğru söylüyorsun. Cildimiz tam neredeyse 2 metrekare. Düşünebiliyor musun? Kocaman. Ve onun üzerine de işte güzel olmak her kadının, tabii bütün kadın yaratıldığından beri uğraştığı bir şey. Evet. O güzellik uğruna da bir şeyler yapılıyor. Tabii ama eskiden beri yapıla gelen ve kendini çok kanıtlamış bugün tarifler yapacağız. Saçlarımız bizim için önemli. Dökülünce çok üzülüyoruz. Doğru. Sağlam olsun istiyoruz. Çok haklı. Bu Rapunzel ne yapıyormuş Erkan abi ya? O uzatıyormuş böyle saçlarını. Adam saçına tırmanıyormuş. Nasıl yani oluyormuş bu? Yani işte o yüzden güçlü ve uzun saçın simgesi Rapunzel. Evet. Bizim de bu tarifimiz tam da Rapunzel'in formülünü veriyoruz. Evet. Gizli sırrını veriyormuşuz gibi. Ama gizli sır o kadar da çok gizli değil. Bak nelerimiz var burada. Bal var. Evet. Bal çok önemli bir unsur ve yumurta, yeryüzündeki belki de en önemli gıdadır yumurta. Limon çok güzel ve zeytinyağı. Burada bir de gene saçlar için çok uyarıcı, teşvik edici özelliğinden dolayı ısırgan çayı var. Şimdi saçlarımız için bakım maskesi yapıyoruz. Evet. Bunun için burada ısırgan otu çayı demledik biz. Altyapısında ısırgan otu nasıl çayını koyduk. Nasıl demledik? Şimdi, kaynattık. Evet, bir miktar ısırgan otunu, hatta kaynatmadık. Sıcak suyun içerisinde beklettiğimizde ısırgan otunun evet o güzel özellikleri suya geçti. Bizim de o suya ihtiyacımız tamam, var zaten. Şimdi buna bir miktar ısırgan otu çayı koyduk içerisine. Yarım çay bardağı. Yani yarım çay bardağı. Çünkü o bir parçada saçımızla da ilgili. Çok kısa saçta daha az olabilir. Tamam. Daha uzun da daha fazla. Bütün saçımı dipten uca. Dipten uca yapacağız. Daha sonra da bir kafamızı boneyle kapatmamız gerekecek. Evet, işte yeryüzündeki en büyük mucizelerden bir tanesi bal. Bir yemek kaşığı bal. Bir yemek kaşığı kadar balı yapıyoruz. Böyle bal tutan parmağını yalarmış. Afiyet olsun. Eyvallah. Ve yumurta sarısı. Yumurtanın zaman zaman beyazını, zaman zaman sarısını, bazen de ikisini beraber kullanıyoruz. Yumurta saçımızı teşvik etmek için
Bir tane yumurtanın sarısını da koyduk. Aslında bu yumurta sarısını hep uzun süredir duyuyoruz ama o sarı nasıl arınır, ay kokar mı diye ben de sizin gibi çok düşünüp çok üşenip yapmıyorum. Saçlarının uzamasını isteyen, saçlarında dökülme problemi olanlar ilk önce her zaman yumurtayı hatırlasınlar. Çünkü yumurta o kadar özel bir proteindir ki bize yaradığı kadar hatta çok daha fazlası saçlarımıza yarıyor. Hiç korkmasınlar. Eğer saçınızda yumurta pişmezse kendi kendine onun kokusu falan olmaz. Tamam. Ve zaten en fazla 20 dakika kadar tutacağız. Şimdi bu karışımın içerisine şöyle birkaç damla da limon koyuyoruz. Limon da çok önemli bir teşvik edici unsurdur. Bugün soframızda birkaç tane limonumuz var. Ve son olarak da birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Kozmetik tariflerde içerisine zeytinyağı koyduğumuzda bunun içine koyduğumuz ürünlerin cilt tarafından bizim şu andaki saç için yaptığımız için de kafa derisi tarafından güçlü bir şekilde emilimini zeytinyağı hem besleyecek hem hızlı bir şekilde bünyeye geçecek. Ne kadar da bir yapalım? Yani ne kadar da bir mi yapalım? Evet. Evet, bana kalırsa 10 günde bir en fazla mutlaka herkes banyoya girmeden önce bunu yapar. Bonesini takar. Şimdi bunu saçımızı uygularken de bir parça masaj da yapmamızda fayda var. O zaman biri yapacak Erkan Bey, değil mi? Eşimiz, çocuğumuz. Çocuğumuz ya siz da de eşinize yapın. Banyoya girip kapatın. Böyle masaj yapa alıp kendi kendinize de sürebilirsiniz. Sonra boneyi kapatıyoruz. Süre 20 dakika. Anlaştık. 20 dakika sonra duşa girdiğinizde ama öyle kaynar sularla değil. Böyle ılık sularla yıkıyorsunuz. Soğuğa yakın. Evet. Çok fazla böyle şampuan falan değil. Çok hafif bir sabunladığınızda zaten gidecektir. Saçınızı taradığınızda bir süre devam ettiğinizde gerçekten saçınızdaki o ışıltıyı görürsünüz. Saç da bir parça göz gibidir biliyor musun? Sağlıklı olduğunda, iyi olduğunda o da ışık saçar. İşte bu da size bunu sağlayacak özellikle. Araya bir soru alıyorum. Nigar Hanım soruyor. Halıdaki çay lekesi nasıl çıkar? Ay sen benim halıma dökmüştün. Evet. Ben böyle bir şok olmuştum. Yapmıştık aslında bunu. Sen kısacık istersen söyle bunu. Evet, hemen. Bakın herkesin aklında bir fotoğraf kalsın istiyorum. Çünkü çay içiyorsunuz. Yanında bir tane limon var. Resim evet, bu. Doğru. Şimdi çayınız halınıza çok sık dökülüyor evin içerisinde. En büyük kaza. Evet, en büyük. Ve üste başa da dökülüyor. Çay döküldüğünde o çayın leke yapan o tanik asiti giderecek yegane şey limon. Hiç korkmayın. En ufacık bir lekesi bile kalmaz. Üzerine bol miktarda limonu sıkıp sildiğinizde çay lekesi hop gidecektir hayatınızda. Tamamdır. Evet. İkinci tarifim. İkinci tarifim gerçekten bazı problemli bölgelerimiz var vücudumuzda. Bunlardan bir tanesi de dirseklerimiz. Hmm. Bu dirsekler kollar çalıştıkça buradaki mafsallar, bu deriler bazen böyle kuruyor, pütür pütür oluyor ve zorlaştırıyor hayatı. Genelde de hani öğrencilerde şunu yapanlarda, evet, işte ofiste çalışanlarda, dirseğini galiba daha çok kullananlarda oluyor. Evet. Dolayısıyla buradaki bu problemler de önemli ve tedaviye muhtaç ama onun tedavisi de bak elimizde. Bakayım. Limon. Evet. Bakayım senin dirseğin. Evet, yok. Biraz da yaşlandıkça da böyle bir kırışıyor mu, buruşuyor mu? Hayır, çünkü burası çok kullanılan bir bölgedir. Yani kolun burası çok hareketli değil ama dirsek sürekli olarak kullanılıyor. Ne yapacaksın, nem mi vereceksin? Hayır, şimdi bu dirseklerimizi yumuşatmamız lazım. Deri yumuşatmak ve beslememiz lazım. İkisini bir arada yapabileceğimiz enstrümanımız işte burada limon. Ama bu limonu bu şekliyle değil. Şimdi evde bir şeyler ihtiyaç olduğu zaman salata yapacaksınız. Limonu sıkıyorsunuz. Evet, şimdi bak. O kadar güzel bir dirsek kalıbı gibi çıkacak ki. Şimdi limonu sıktık, bak içi oyuldu. Evet. Tam da dirseğin kalıbı haline geldi. Şimdi limon ellerimizi de yumuşacık yapar biliyorsun değil mi? Şimdi dirsekleri de bu kadar güzel yumuşatan limona artı bir değer daha katmak istiyorum. Bak burada E vitaminim var benim. Şimdi E vitamininiz eğer yok ise onu da anlatacağım. Şimdi E vitaminini alıyorum. Limonun içerisine sıkıyorum. Görüyor musun? Bu ellere milleri de olur. Her tarafa. Ele de olur, cilde de olur. Şimdi biz dirseğe özel yapıyoruz ama bunu vücudumuzun her tarafına büyük kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir metot. Şimdi oldu ki evde bizim E vitamini yok. Olsun. E vitamininiz yoksa birkaç damla zeytinyağı da damlatabilirsiniz bunun içerisine. İşte limonumuzu sıktık. Limonumuzu şimdi normalde bunu atıyoruz ama gel atmayalım. Şöyle ufakça böyle çevirelim. Tam da buraya göre uyduğu için böyle
hem masaj yaparak dirseğimize limonu sürüyoruz. Bunu eğer düzenli yaptığımızda dirseklerimiz böyle bebek dirseği gibi oluyor, yumuşacık oluyor. Oradaki o deri kalınlaşması, pullaşma, dökülme hepsi çıkıyor. Çöpe atacağımız bir limondan bu kadar güzel bir fayda elde ediyoruz. Nefis bir şey. Kalanı da ellere de sürün. Her tarafa sürebilirsiniz. Çünkü netice itibariyle zeytinyağıdır ya da E vitamini yararlı ya da limon bir yağdır. Zararlı bir yağdır. Çünkü vücudumuzun bu çalışan mafsallarını koruduğumuzda vücudumuz da bize daha iyi hizmet ediyor. Evet, Emine Hanım çok dertli Erkan Beyciğim. Diyor ki bunlardan ben de çektim bir ara. Hamam böceklerini evden nasıl uzak tutarız? Şimdi evinizde herhangi bir şekilde hamam böcekleri, kalorifer böcekleri varsa ki olabilir. Şimdi biz onlara şöyle bir peçeteyi yarısını keseceğim. Şimdi bunların dolaştıkları yerler bellidir. Karanlıkta lavaboların altlarıdır. Suyun olduğu yerlerde peteklerin üzerleridir. Sıcaktan. Şimdi onun için onlara bir son yemek hazırlıyoruz. Jübile yemeği yapıyoruz. Evimizden uzaklaştırıp bir daha hayatımıza girmemeleri için. Benim burada başka bir şey için burada bir karışımım var. Bak onun üzerine bir peçetenin üzerine bir parça karbonat döküyorum. Karbonat. Ve bir parça da burada değil ama mesela benzediği için yapacağım. Bu mısır nişastası ama bunu varsayalım ki pudra şekeri. Pudra şekeri, karbonat. Karbonat, pudra şekeri. Azıcık pudra şekeri, bol miktarda karbonat. Şimdi bunu böyle beyaz bir kağıdın üzerine, bir peçetenin üzerine, tabağın içinde olmuyor, giremiyorlar o zaman. Onların kolaylıkla yemesi için hazırladık mı karbonatla pudra şekerini? Evin birkaç yerine götürüp bunları bırakıyoruz. Şimdi bunlar bunu yemeyi pek seviyorlar. Tatlandırıldığı için de pudra şekeriyle daha da iştahla böyle yiyorlar. Oh doyduk diyorlar. Ters dönüyorlar. Eve gidiyorlar. Hayır korkmayın orada bir şey olmuyor. Görmeyeceksin bile onları. Eve gittiklerinde şimdi biz eskiden öyleydi. Mide rahatsızlıkları olduğu zaman bardağın içerisinde büyüklerimiz böyle bir karbonatı koyar karıştırır. Onu bir içeride ne yapardı böyle bir gak yapardı. Rahatlarsın. Şimdi aynısını böcek de yapıyor. Bunu yedikten sonra yuvasına gidiyor bir gak diyor. Ama o son gak. Guk diyemiyor. Guk diyemiyor. Çünkü onların bu karbonatın içerisinden çıkan karbondioksit gazı o gakla beraber onların iç organlarına onarılmaz zarar veriyor ve orada ortada da ölmüyorlar diyorsun. Yuvalarına gidiyorlar. Bana bu konuyla ilgili lütfen deneyenler sonrasında yazsın çok merak ediyorum. Evet. Ben de hiç sevmiyorum o böcekleri. Yani gerçekten çok hayvan severim. Hepsinin bir amacı olduğuna çok inanan biriyim ama çok da rahatsız edici bir şey. O yüzden yapacak bir şey hadi yok. Hadi bir tane daha böyle bunu koyduktan sonra bir süre sonra da evlerinizin o dibini, köşesini böyle paspasla falan temizlerken onun içerisine birkaç damla nane yağı damlattığımızda nane kokusundan bu tarz böcekler nefret ederler. Hmm. Eviniz hafif bir nane kokar ama böcekler de sizin eve artık gelmez. Nane yağı alıp damlatıcı. Nane. Çok evet. Güzel bir soru. Benim çok hoşuma gitti. Hemen şöyle alıyorum. Devam ediniz Erkan Beyciğim. Devam ediyoruz. Böyle şimdi, geçin isterseniz. Şimdi kocaman bir çanağımız ve burada 3 tane de böyle toz maddemiz var. Tanıştırayım sizi. Bu süt tozumuz, bu karbonatımız, bu da mısır nişastamız. Şimdi bunlarla ne olacak? Bunlarla sabunsuz sabun yapacağız. Ya da kuru sabun yapacağız. Ya da bunlar ne demektir onu şimdi anlatacağız. Tamam. Şimdi bazı durumlarda insanlar gerçekten suyla temas edemeyebiliyor. Yani elinde yaralar oluyor, doktor müsaade etmemiş oluyor ya da başka sebeplerden dolayı suya dokunamadığı, yıkanamadığı zaman bunlar insanların ellerini gerçekten çok iyi temizleyebilecek sabunsuz sabun dediğim. El için. Özellikle el için. Çünkü eller batabiliyor. Bunların yağları da çıkartabildiği gibi gerçekten elleri de yumuşacık yapıyor. Bizim başımızda değil ama çok fazla miktarda insanın problemi olabiliyor bu. Tamam. Şimdi bunun için gene hepsinden eşit olmak kaydıyla ben şöyle şu kaşıklarla bak 3'er kaşık atacağım. 1, 2, 3 kaşık karbonat koyuyorum. Bunun sabunsuz sabun yapıyoruz. Sabunsuz sabun yapıyoruz. Bunu ihtiyacı olanlar sahiden bunu çok sevecekler bu karışımı. Mısır nişastası koyuyorum. Mısır nişastasının özelliği çok fazla ince
partiküllü olması. O da bir sürü kiri ve yağı kendi bünyesine çekmesini sağlıyor. Tamam. Hatırlar mısın? Bununla halı bile temizliyorduk. Evet. Evet. Bunu döktüğümüzde halının üzerindeki, hatta dibindeki kirleri çekiyorduk. Şurayı ne yumurta kırmıştım. Bu halının başına gelmedi. Ay mahvettin beni ayol. Ama bak pırıl pırıl duruyor hala. Sonrasında sormuştu izleyicilerimiz. Ha, gerçekten halı temizlendi mi falan diye. Ya Erkan Bey'in yaptığı hiçbir şeyi ben cevapsız görmedim. Yani hep sonuç aldım yaptığını her şeyden. Hiç boş yok. Olmaması lazım. Halı çok önemli. Evet. Çünkü halıya bizim çocuklarımız yalın ayak basıyor. Onların zehirlenmemesi lazım. Süt tozu. Süt tozu enteresan bir üründür. Hem böyle beyazlaştırma özelliğine sahip olan bir üründür. Hem de bu şu anda yapmış olduğumuz sabunsuz sabun ya da kuru sabun ya da toz sabunun içerisinde. Böyle böyle mi yapacağız evet, direkt? Evet, çok kolay. Şimdi böyle bir şey olduğunda hatta bunu bir pudralığa da koyabiliriz. Elimizin altında da olabilecek olan bir şeydir. Bak şimdi iyice birbirine karıştırdığımda elinizde bir şekilde yağ varsa. Şimdi şöyle yapayım. Yağlıyım elimi. Olabilir. Yağ ya da böyle bir bak, kahve bir yandan dökledim. Da bu soruyu da şeyi de yapmıştık. Mesela ben şey yapmışım. Elim yağlanmış. Deneyeceğim sizin için. Elim bildiğiniz yağlı. Bir izleyicimiz de demiş ki Erkan Beyciğim. Bebekler için zarar vermeyen deterjan ne yapabiliriz? Bunu da yapmıştık. İsterseniz kısaca ondan da bahsedelim. Evet. O arada bak elinde gördüm küçük küçük hamurlaşmalar o elindeki aynen. Yağla birleştiğini ve sizin şu anda şeyi yağ hissi kesinlikle kayboldu şu anda. Ama bir süre sonra da böyle pamuksu ve çok ipek gibi bir his bırakacak. Şu yerine. Tozları da silkeleyeceğiz herhalde. Evet. Hatta yani bu yağını aldı ya düz suyla da şu anda yıkayabiliriz. Yok ya. Ha sabun yok. Sabun yok. Ha. Yani şeyle de hafifçe onu şu anda bak hiçbir şekilde yağ kalmadı. Ellerinde yumuşacık oldu dokuları. Eğer su da yoksa bu arada yağ hissi gidiyor. Gidiyor. Zaten onu bir süre sonra bu tamam. Ellerini birbirlerine sürüp temizlediğinde o da kalmayacak. Bebekler için sabun. Deterjan. Deterjan evet. Bebekler için deterjan çünkü bebeğimiz çok hassastır. Onun cildine değen şey de bebeğimiz kadar masum olmak zorundadır. Bak nasıl lan? Kremli gibi değil mi? Evet çok güzel oldu. Bence de vallahi gerçekten çok güzel. Bir de beyazlaştırıyordu bu biliyor musun? Aynen. Hatta bir sır vereyim sana. Bak bu karışımı insanlar koltuk altlarına da uygulayabildiğinde teri alır ve koltuk altlarını da bembeyaz yapar. Ya. Evet öyle de bir izleyicim de sormuştu. Ben mutfaktayız diye sormayayım dedim. Sen cevaplamış oldun. Peki. Arada o da çıkmış oldu. Şimdi... doğal natural sabun alıyoruz mümkünse. Onlar aktarlarda satılıyor. Böyle kirli beyaz renkte zeytinyağlı sabun. Bembeyaz olursa doğal değil demiştin. Değil. Onu da hatırlatalım. Hani beyaz sabun gördüğünüzde kalıp olduğunda o gerçek sabun olmuyor yani. Evet. Kirli beyaz olacak. Şekilsiz sabuna olacak. Sabuna bakın. Evet şekilsiz olacak. Eğer kokladığınızda parfüm varsa işte parfümlü iyi değil. Tamam. Beyaz dahi bir renktir. Bir de böyle her renkte var. O natural sabunu rendeledik, içerisine sıcak su kattık, erittik. İşte bununla başka içerisine bir şey koymanıza hiç gerek yok. Onunla bebeklerinizin çamaşırlarını yıkar, güzelce de duruladığınızda artık o bebeklerin için tertemiz olmuştur. Son bir tarifimiz var. İstersen araya bir daha bir soru alayım ben. Tamam. Diyor ki Hande Hanım koltuklarımızı neyle ve nasıl temizleriz? Çünkü kaç kutu şey gidiyor yani koltuk temizleme koltuk şey gidiyor. Bir şey. Evet. Koltuk da aynı yorgan, battaniye, çarşaf gibi tenimize temas edebiliyor. Onun üzerine oturuyoruz. Hmm. O yüzden deterjan kullanmıyoruz. Çamaşır suyunun yanından da geçmiyoruz tamam. Zaten. Herhangi sıcak bir su yapıyoruz koltuklarımızı temizlemeden önce. Hmm. O sıcak suyun içerisine bir miktar Arap sabunu koyuyoruz. Hmm. Arap sabunuyla güzelce köpürtüyoruz. Arap sabunu gerçekten çok iyi leke çıkartıcıdır. Evet. Çok da masumdur. Şimdi Arap sabunu köpüğüyle sıkıp koltuklarımızı çünkü çok ıslatmıyoruz. Islattığımızda onun kuruması da çok büyük problem oluyor. Kokuyor sonrasında kokuyor. Eğer çok evet. Islatırsanız. Arap sabunuyla güzelce siliyoruz. Arap sabunun köpüğüyle. Daha sonra suyu değiştiriyoruz. Bu sefer suyun içerisine azıcık sirke. Sirke dezenfektandır. Aynı zamanda koku gidericidir. Özellikle evinde kedi köpek besleyenler için o hayvan da sürekli orada oturduğu için bir süre sonra kokabiliyor.
sirke o kokuları alıyor. Ama onun içerisine birkaç damla da lavanta yağı damlatıyoruz. Bir, sirkenin nahoş kokusunu gideriyor. İki, lavanta yağı antiseptik bir yağdır. Aynı zamanda mikrop kırıcı özelliği vardır. Çok güzel. Onunla da duruluyoruz. Buyurun, güzel. Halı olsun. Da temizlenir bununla. Her şey temizlenir. Her şey temizlenir. Şimdi zaten ekolojik temizlik ürünleri böyle ona bu, buna bu değil. Değil. Zaten birkaç tane formülümüz var. Onun hepsini uygulayabiliriz. Yer bile silinir yani. Hem nasıl pırıl pırıl da yapar. Peki şekerim? Evet. Şimdi biz Akdeniz insanıyız. Bir parça esmeriz. Ama biz de böyle hanımlarımız da biraz bir kısmı akça pakça olmaya çok meraklı. Yani böyle bir şey olsa sürsek, böyle cildimiz beyaz olsa, aydede gibi olsak, pırıl pırıl olsak diyoruz. İşte burada bunun tarifi var. Şimdisi bak, kuru fasulye piyaz tarifi gibi. Haşlandı. Ama kuru fasulye gerçekten cildi o kadar beyaz, o kadar güzel yapar ki herkes şaşarda kalır. Ama bunu bu haliyle tabii kullanamayacağız. Senden ben çok becerikli değilim. Yok yok, blenderda bunu ezebilir misin benim için? Şimdi bak, şu kadarı herhalde yeter. Şunu bir ezelim. Krem yapıyoruz şu anda. Sadece sen değil şeker. Pek de güzel oldu. Az bak. Olunca birazcık zorlandık hafiften. Evet. Ama bence belki öbür rondolar daha doğru olacaktı. Evet şekerim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak, kuru fasulye bizim krem kıvamına geldi. Hı hı. Şimdi bunu güçlendiriyoruz. Yoğurt var ya gerçekten, yani bence de çok özel bir şey. Yediğinizde, içtiğinizde kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. İmmüner sistemi güçlendiriyor ama bir o kadar faydası da cilde. Ev yoğurdu olacak ama. Ev yoğurdu olacak, o kesin. Ev yoğurdu zaten, bak burada da görüyor musun, tam ev yoğurdu kıvamında. Bu ev yoğurdu ile bir yalan atmayalım. Değil mi? Değil. Ev yoğurdu için cilt şeyini koymayayım dedim. Normal aldım, güvendiğim bir yoğurt. Güvendiğimiz bir yoğurt. Olsun, olur değil mi yani, olur. Olur, yoğurt, yoğurt yoğurdu. Hayır, içerisinde, şimdi biz yoğurdun içerisinde sütün faydalı değil mi? İçerisindeki mineraller. Evet, bu artık ev yoğurdu, ben bilmem, ben ev yoğurdu. Ev yoğurdunu bunun kuru fasulyenin içerisine koyuyoruz. Kuru fasulye ile yoğurdu karıştırıyoruz. Yalan atmadım ama, ne yapayım değil mi? Yalan mı atayım? Evet, bu bir itiraftı, olsun. Ha. Ama benim de niyetim oydu. Niyet de esastı, bu ev yoğurdu. Tamam. Bakayım şimdi. Ne niyetle yaparsanız o olurmuş zaten Erkan Bey. Evet. Güzel yoğurt ya. Bu da şey, böyle köy yoğurdu yani. Öyle alır güzel mı? Güzel ama baksana çok kıvamlı, güzel. Evet. Yani içerisine eğer süt tozu katmadılarsa kendi kendine bu kıvamı tutturduysa kime çok iyi. Kime süreceğiz? Ha dur, bitmedi. Bir karışım yiyorum. Bak tadına da baktım. Fasulye ile yoğurt gerçekten çok güzel birbirine yakıştı. Öyle bırakmam. Ben herhangi bir şekilde deterjan bile yapsam içerisine vitamin katıyorum. Bak yine burada benim E vitaminim var. Hmm. E vitamini özellikle cildinizle ilgili olan bir şey olduğunda, demin dedim ya, eğer yağlı solüsyonlar daha iyi emmesini sağlar. Yoksa gene zeytinyağını söyleyeceğim. E vitaminini de şöyle alıyorum. İğneyle deliyorum. Hop. Gördüğün gibi içerisi. Hadi sonuncusunu da yapacağım. Bunlar önemli destekler. Cildimizi biz beslersek, böyle doğal şeylerle beslersek cildimiz de bizi her zaman güzel gösterecek şey. Karıştırdık ve şimdi işte bu güzel karışımı. Kendime bir kurban seçtim. Bu benim. Ama sen zaten çok güzelsin. Şimdi kim bilir ne kadar güzel olacaksın. Cildinde leke meke de yok. Evet, aşağı. Herhangi bir şekilde yok. Bak olmasa bile bunun cildi hem beslediği için, hem cilt lekelerini açtığı için, hem de genel olarak bir beyazlık sağladığı için herkes problemi olmasa bile bunu kullanabilir. Şimdi bunu cilde masaj yaparak güzel güzel senin yüzüne maske olarak süreceğiz. Gel otur bakalım. Bunu... Bak Erkan Şamcı'dan sana bir... Hadi bakalım, yapmam öyle herkese de. Hadi bakalım, evet, şimdi yapacağım. Tabii bunu kızımız süreceğim. Kızımız da bir güzel baksana suratı. Peki bunu neyle sürsem? Ne, elimizle. Elimizle sürüyorum. Tamam, pekala. En güzeli o değil mi? Ha, tabii elinde bir şey var. Hadi bakalım, şöyle aldık. Ekolojik
güzellik. Onun maalesef alternatifi olan kimyasallardan koruduğu için doğrudan doğruya benim konumun içerisine girer. Ne kadar duracak? Bunun yüzde kalma süresi 20 dakikadır. Tamam. 20 dakika sonra güzelce ılık suyla cildini yıkadığında artık burada çok daha parlak, güzel bir ciltle karşılaşacağız. Çünkü içerisinde... Kızın güzelliğini bozamadın yalnız. Hayır, o kadar güzel vallahi ki... Vallahi bak olmadı yani. Evet, sürdüğümüz maskeye rağmen güzel oldu. Bazen en güzel kadınlar bile maske takar korkarsın ya böyle hani özellikle yeşil evet. maskeler gibi. İşte aslında bu kadar kolay. İçerisindeki vitamini sürdük, yoğurdu sürdük. Ezilmiş kuru fasulyeyi bütün faydalarıyla yüzüne sürdük. 20 dakika sürdüğün sonra yıkadığında gerçekten çok besleyici bir cilt maskesinin bütün güzellikleri, bütün faydaları yüzünde yansıyacak. Öyle bir seferde mucizeler de beklememek lazım. Birkaç kere ben düzenli bilmem. Olarak yapmakta ben fayda bilmem. Var. Hemen şekerim, tariflerimiz bitti ama bir soru daha var. En büyük korkulu rüyamız mutfakta. Asena Hanım demiş ki, çelik tencerelerdeki yanık lekeleri nasıl çıkar? Ay onlar niye yanar? Ay onlar niye çıkmaz? Yaparsın yaparsın çıkmaz. Ay onlar niye yanar? Çünkü yemek yaparken Facebook ortamına girdiğinizde o yemekler, o tencereler ateş üzerinde unutulur, ondan yanar. Başka işlere de dalabiliyor insanlar ya. Evet. Böyle hani yemeğin başında durmak gerekiyor, altını da kısık tutmak gerekiyor. Ben de çok aceleci, yani böyle bir an önce yapayım çıkayım insanlardan olduğum için benim de tencerelerimin altı hep olur. Evet. Eğer yemeği yakarsak tencerenin içi yanar. Eğer fazla ateşte tutarsak da tencerenin tabanı, dışı yanar. Evet. Bu bakımdan şimdi yanığı geriye çevirmenin yolu süreci de aynı şekilde geriye çevirmektir. Yani ilk önce tencerenin içerisinde yanık olduğu zaman bir miktar su koyuyoruz. Ve yeniden ısıtmaya başlıyoruz. Evet. Sıcak su içerisinde beklediğinde o yanıklar, çünkü eğer içerisinde yemek varsa o yemeğin parçaları yanıp adeta oraya kaynak gibi oluyor. Onların yeniden yumuşaması, gevşemesi lazım. Kaynamış su içerisinde birkaç saat beklettiğimizde zaten kirler iyice yumuşayacaktır. Daha sonra bir tane bulaşık süngerinin sert kısmının üzerine... Gerekirse o bekletme 2 günde olabilir mi? 2 gün, 3 gün ne kadar da yumuşarsa. Evet ama sıcak su o bekleme sürecini çok daha kısaltır. Sıcak aynı şekilde kirlendirdiği gibi temizlemekte de çok etkili. Kaynar tamam. su koyarsanız 2 saat içerisinde, hatta kaynatırsanız o 2 gün bekleme sürecini belki 20 dakikada aşmak mümkün. Süngerin üzerine karbonat... Karbonatı güzelce bol bol koyuyoruz. Karbonatla onun üzerini güzelce ovduğumuzda çok kısa sürede, çok kolay bir sürede tencere yanıklarından kurtulduk. Daha önce de tavalarımızın altını yapmıştık. Evet, çok da başarılı. Çok da başarılı. Şeyleri temizledik ya, telleri falan. Tabii, çok güzel bir yöntem. Tatlım benim, şekerim benim, çok tatlısın. Bitti. Gerçekten Erkan Bey. Gerçekten çok sevdiğimiz tarifler alıyoruz ondan. Çok teşekkür ediyorum. Rica yine mı? Gelin, yine bekleriz. İnşallah en kısa sürede. Var mı bir mesajınız son olarak? Güzelliğiniz de olsun, temizliğiniz de olsun. Temiz olan malzemeleri kullanın, temiz deterjanlar kullanın, temiz kozmetikler kullanın. Hem siz temiz olun hem bütün dünya temiz kalsın. Ah ne güzel. Keyif aldığınız bir gün olmuştur umarım. Gerçekten güzeldi bugün de. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.